Yapay zeka günümüzde eğitimden üretime, bilimden sanata geniş bir perspektifte hayatımızın her alanında girmiş durumda. Yapay zekanın sanat alanında kullanımı görüngüsü çok fazla olduğundan dolayı daha popüler olarak karşımıza çıkıyor. Müzik alanında ise müzik teknolojileri boyutlarını dışarı tuttuğumuzda fenomen olan kısım ünlü kişilerin seslerinin yapılanması olarak düşünülebilir ki bu bağlamda en çok Mustafa Kemal Atatürk'ün sesi üzerine yapılan çalışmalar bulunuyor ve özellikle de Atatürk'ün söylediği türküler artık gündemde. Biz de böyle bir çalışma yapmak istedik. Atatürk'ün seslendirdiği bir Selanik türküsü olan Bir Fırtına Tutlu adlı eseri orkestrayla eşlik ederek bir çalışma yaptık. Konserimizde orkestramız eşliğini canlı olarak yapıyor ve yapay zeka aracılığıyla üretilen Atatürk'ün sesine de eşlik yapıyoruz. Konserlerimizi, daha doğrusu projeyi bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Projenin de Türkiye'de bir ilk olduğunu düşünüyoruz. Projeye başladığımızda öğrencilerimize solist olarak dünyaca ünlü, dünyanın tanıdığı bir tenöre eşlik edeceklerinden bahsettik. Bu durum öğrencilerimizde merak uyandırdı. Her çalışmaya gelirken çeşitli tenörlerin isimleriyle gelmeye başladılar. Onlara solistin Atatürk olacağını söylediğimizde inanılmaz heyecanlandırdılar. Aynı heyecan bizim için de geçerli. Yapay zeka da olsa Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün sesine eşlik etme fırsatı yakalamış olduk. Proje evresinde senkron tutturma, entonasyon, ritmik beraberlik oluşturma kısımları bizi biraz yorsa da konserlerde seslendirdiğimizde aldığımız tepkiler bizi oldukça memnun etmiş durumdadır. Böyle tahmin ediyorum ki bu eser bundan sonraki konser repertuarımızın vazgeçilmez bir parçası olacaktır, vazgeçilmez bir eseri olacaktır diye tahmin ediyorum. Ayrıca bu proje için bir klip de çektik. Ankara'dan birkaç üniversitenin teklifte bulunduğundan bahsetti. İlerleyen günlerde bunları değerlendireceğiz. Bu gençlerimizle birlikte yani gidip farklı yerlerde de bu projeyi seslendirmek istiyoruz. Çünkü malum bir deprem süreci yaşadık. Yani bu sürecin psikolojik etkilerini belki de atmakta en önemli etkenlerden birisi de sanat. Bu sanatımızı biz gösterdiğimiz sürece bu psikolojik durumların daha da azalacağını düşünüyoruz. Umarım ilerleyen günlerde farklı şehirlerde orkestramız, koromuz ve yapay zeka da olsa Atatürk'ün sesiyle sesimizi duyururuz diye düşünüyorum. Yapay zeka inanılmaz derecede hayatımızın içerisine girdi. Konuşmanın başında da söyledim. Yani eğitimden üretime, bugün üretim aşaması inanılmaz boyutta. Bu konuda çalışan birçok akademisyenimiz var bilimsel olarak. Bunun haricinde zaten sonuçları da gözüküyor. Sanat alanında da dediğim gibi şu anda fenomen olan kısım daha çok seslendirme bağlamında. Bunun haricinde müzik teknolojileri alanlarında çok fazla kullanılmaya başlamış durumda. Ki tam tarihini hatırlamıyorum ama yanlış hatırlamıyorsam 4-5 yıl önce sanal solistlerin çıktığı konserlerle de biz karşılaşmıştık. İlerleyen süreçte zaten teknoloji çok fazla ilerliyor. Nasıl bir durumla karşılaşacağız biz de merak ediyoruz.